Merhaba dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere alet yapar el övünür düsturuyla çıkmış olduğum bu yolda yeni edinmiş olduğum aletlerimi sizlere yakından tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda belirtmek istediğim bir husus var. Hem bu videomda ve hem de daha önceki videolarımda tanıtımını ve incelemesini yapmış olduğum ürünlerin hiçbirisiyle herhangi bir sponsorluk anlaşmam yoktur. Bu konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Hemen her alet çantasının vazgeçilmezlerinden birisi olan çekicimizi görmektesiniz. Altaş markasının 8605 ürün koduna sahip 300 gramlık bir çekici dostlar. 1041 çelik numarası mevcut. E, i̇şin açıkçası birkaç işte kullandım fakat malzeme kalitesini çok iyi bulmadığımı söyleyebilirim yani Altaş markasından beklediğim kaliteyi bulamadığımı belirtmek isterim. Çok mu kötü değil ama hani ben daha iyi olmasını beklerdim işin açıkçası. E şöyle size yakından göstermiş olayım. Sapının ergonomisi falan hiç fena değil. Malzeme kalitesi dediğim gibi orta kalite. İşçiliği fena değil. Ama çok iyi de değil yani işin açıkçası. burada bir etiketi var. Şöyle kameramız netlerse göstereyim. Evet, tesviyeci çekiç 8605 300 gramlık çekicimiz. Yine altaş markalı aynı ürün koduna sahip 500 gramlık çekicimizi görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz malzemenin durumunu. Hani bilmiyorum ben pek Altaş markasına yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum. Burada bir deformemiz var. Kargoda taşınma aşamasında oluşmuş. Çünkü beraberinde ben Allianz takımı almıştım. O çekicin sapına sürtmüş. Bir de sapla çekiç arasında oluşan bir boşluk vardı bu boşluğu kapatabilmek adına e, ince bir matkap ucuyla delik açıp sonrasında da civata sıkıştırdım ve boşluğu ortadan kaldırmış oldum dostlar. Açıkçası ben Altaş kalitesini aradım ama bulamadım. Bunu belirtmek isterim. Yani ya Altaş firması kaliteden biraz ödün vermiş ya da bu üründe bir e, sahtelik var bilemiyorum artık. Çekişlerimiz bu şekilde dostlar. Evet şimdi diğer ürünlerle devam edelim. Değerli bir dostumun hediyesi olan Winkel markalı epoksi yapıştırıcıyı görmektesiniz. 20 dakikada çelik gibi sertleşir ifadesine yer verilmiş. Youtube'da birkaç videosuna baktım. Adamlar dolgu malzemesi olarak bile kullanıyorlar dostlar. Kullanım alanları da bu şekilde. Şu anda size detaylıca göstermiş olayım. Uyguladıkları alanda e, kuruduktan sonra matkapla delik açıp hatta kılavuz bile çekiyorlar. Amerikan malı olduğu belirtilmiş, görmüş olduğunuz üzere. Enteresan bir ürün. Daha önce hiç kullanmadım. Bilemiyorum. Kullanmış olanlar varsa altta yorumlara yazarlarsa sevinirim yine aynı arkadaşımın bana hediyesi olan görmüş olduğunuz üzere farklı bir falçata. Yani bu ne tür bir işte kullanılır, nerelerde lazım olur bilemem ama mutlaka bir yerde işime yarayacaktır diye düşünüyorum. Kendisine de bu video aracılığıyla tekrar tekrar teşekkür ediyorum bu hediyeleri için. yine birçok noktada yalıtım malzemesi olarak ihtiyaç duyduğumuz hem de ısıya dayanıklı olan bez bandımızı görmektesiniz. TESA markası bu konuda kendini ispat etmiş bir marka. Ben tüylü olanını satın almıştım dostlar. Bunların bir de tüysüz olanları var. Yerine göre seçiminizi yapmanız gerekiyor. Ben aracın elektrik kablo tesisatında falan bazı noktalarda kullandım ve memnun kaldım. Bilgisayar tamir, bakım, onarım işlerimin e, özellikle kablo düzenlerinde de kullanıyorum. İşimi görüyor dostlar. Mutlaka alet çantalarında olması gerektiğine inandığım bir ürün. Uzun ömürlü olması açısından normal elektrik bandı kullanmaktansa bu ürünü kullanmayı yeğlerim. Elektrik elektronik tamirinde olmazsa olmazlarımızdan birisi olan e, havyamızı da şöyle size göstermiş olayım Hani profesyonel bir ürün değil ama e, hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir ürün e, bu ürünün Ben daha önce incelemesini de yaptım Dostlar kanalımda videosunu bulabilirsiniz unutmazsam kartlara da eklerim. 60 watt gücünde e, orta kalite olduğuna inandığım e, Hani ufak tefek elektronik tamir işlerinde rahatlıkla kullanılabilecek e, bir ürün Halis muhlis e, Çin malı Herhangi bir markası vesairesi yok. Evet, kalem havyamız da bu şekilde dostlar. Elektronik tamirinde yine olmazsa olmazlarımızdan birisi. Elektronikçi yan keski. Plato markasının 170 model numarasına sahip bir yan keskisini şu an görüyorsunuz. Bunun farklı markalar altında satılan versiyonları da var dostlar. Hepsi birbirinin aynısı. İş yerimde ben bunun bir farklı e, marka altındaki e, versiyonunu kullanıyorum ve memnunum. Bir de alet çantama satın aldım. E, bu şekilde bunu da göstermiş olayım. Yine lehimleme işlerinde bilhassa devre elemanını sökerken ihtiyaç duyduğumuz lehim pompası. E, yani bu pompa olmadan maalesef birçok e, elektronik devre bileşenini ...yerinden almamız mümkün olmayabiliyor dostlar. Sadece ısıtmak yetmiyor. Her bir bacaktaki lehimi çekmek gerekiyor. Ya da bir komponenti yerinden aldıktan sonra... ...o lehimin yerinden temizlenmesi gereken noktalarda... ...gerçekten imdadımıza yetişen müthiş bir icat. Hani uygun fiyata satın aldığım bir ürün... ...yine Çin malı ama gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir ürün dostlar. Bunun da yine herhangi bir markası vesairesi yok. Bunun böyle dış kısmı metal olanları gayet iyi oluyor dostlar. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. Geçenlerde Tekzen'de dolaşırken, elimi alıp incelerken kendimi satın almaktan alıkoyamadığım, görmüş olduğunuz şef markalı maket bıçağını size şöyle yakından göstermek istiyorum dostlar. Bilhassa şu siyah kısımları Kadifemsi bir yapıya sahip, kauçuk bir malzemeyle kaplı, elle tutuş hissiyatı falan son derece başarılı. Özellikle çalışırken eli yormaması bakımından bunlar önem arz ediyor. Ergonomik bir yapıya sahip, gayet kaliteli bir malzemeden imal edilmiş olduğunu gördüğüm için satın aldım. Hani almayı düşünen dostlar varsa aranızda Tegzen'de satılıyor bu ürün dostlar. Gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Alet çantanızda maket bıçağı bulunduruyorsanız mutlaka yedek uçlarında satın almalısınız. Görmüş olduğunuz üzere Remtaş markasının yedek uçlarını satın almıştım. Daha önce de ben bu uçları kullandım dostlar ve kalitesinden de gayet de memnun kaldım. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim bu markanın uçlarını. Zaten arkasında da yazıyor Made in Kore. Yani şu ucuz adi Çin mallarından değil, ben marka vermek istemiyorum, kötülememek adına. Birçok da görürsünüz, kağıt gibi inceliğe sahip adi uçlar hiçbir işe yaramıyorlar dostlar, bilginiz olsun. Böyle kaliteli bir ürün almanızı şiddetle tavsiye ederim. Birçok ürününü kullandığım ve kalitesinden de memnun kaldığım Soma markasının SMB-755 ürün koduna sahip segman pense takımını görmektesiniz dostlar. Tek bir pensede farklı uçları kullanabiliyorsunuz. Bu sebeple e, en azından fazla yer kaplamaması açısından benim için önem arz eden bir üründü. Çok da sık kullanmayacak olduğum için her birini ayrı ayrı satın almak yerine bu şekilde kombine biçimde satın almayı daha doğru buldum. Elbet bu üründe bir yerlerde işime yarayacaktır diye düşünüyorum. Yine yerli bir marka olan CETA Form markasının LT-12 ürün koduna sahip. 12 parçadan oluşan Allian takımını şöyle yakından göstermiş olayım. Malzeme kalitesi hakkında çok bir fikir sahibi değilim. Sadece e, markaya güvendiğim için satın aldım dostlar. E, i̇nternetten sipariş ettim, ürünü görmeden aldım. Gelen üründe de e, açıkçası beni şaşırtmadı. Hani şöyle ele verdiği hissiyat bakımından falan hiç fena değil. Daha önce satın almış olduğum ve 3-5 işte kullandığım uygun fiyatlı Aylan takımını da size göstermiş olayım. Körmüş olduğunuz üzere azıcık zorlama sonucunda hamur gibi yoğrulmuş vaziyette. Yani böyle dandik bir ürün almaktansa ee, hani adı sanı bilindik bir markanın ürününü satın almak çok daha evla dostlar. Şöyle size ürüne ait malzeme kalitesini de en azından göstermek adına yakın çekim yapayım. Yani malzeme kalitesi hiç fena durmuyor. Tabi e, birkaç işte kullanmak gerekli bunun kalitesini anlayabilmek için. Ama ben Jetaform markasına güveniyorum. Birçok ürünü satın aldım, kullanıyorum ve gayet de memnunum. Açıkçası profesyonel kaliteye çok yakın ürünleri var. Ben gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim Cetaform markalı ürünleri dostlar. Ve burada bir de kablo sıyırma pensemiz var. İşin açıkçası kalitesi vasat diyebileceğim bir ürün dostlar. Ben bu ürünü aldım, 3-5 işte kullandım, uçları ee, hani özellikle açarken e, tek damarlı değil de çok damarlı kabloların içindeki e, bakır telleri de kopardığını fark ettim. E, ayar falan yapıyorsunuz ama ne kadar ayarlarsanız ayarlayın hani kaliteli bir markanın ürünü gibi hassasiyet yok. Açıkçası 80 ila 150 lira gibi rakamlara buna benzer bir ürün almaktansa bir o kadar daha verip adı sana bilindik kaliteli markaların ürünlerini almanızı tavsiye ederim. Masamızdaki son ürüne geldik. Görmüş olduğunuz üzere özellikle araçların radyatör hortumları veya diğer su hortumları bunların yerine sabitlenmesini sağlayan kelepçelerin sökülüp takılmasında mutlak surette olmazsa olmazlardan birisi olan kelepçe pensemiz dostlar. Bu ürünü de yine uzun zamandır almak istiyordum fakat e, bugüne nasipmiş. Açıkçası 2-3 defa ihtiyaç duydum ve o ihtiyaç duyduğum noktalarda da inanılmaz beni zorladı. Normal, spesyal, ayarlı penseyle falan olmuyor dostlar. Ya pense yerine girmiyor ya da tutamıyorsunuz. E, ama bu tip Kelepçe penseleriyle kelepçeler çok rahatlıkla tutulup istediğiniz noktaya alınabiliyor. Radyatör alt hortumu değişimini yaparken e, tam yarım saat 40 dakika sadece bir kelepçeyi yerinden çıkarmaya ya da takmaya uğraştığımı söylesem herhalde ne demek istediğimi anlatmış olurum dostlar. Bu bağlamda e, çok büyük önem arz ediyor. Yine bir tanıtım videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dostlar, videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanalıma destek olmak adına abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Daha güzel yarınlarda, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.